kaybettim dedi. Bunlar da finansal olarak. Bir gidelim bana bakalım dedi. Ben dedi bu işi ben anlamam. Sen de 30 senedir bu işle uğraşıyorsun. Hiçbir şey olmadı. Yaşanın artık. Kalk dedi. Ben de anladım. Gittim dedim bu yeri. Bir hafta sonra da cuma günü bunu. Yatıdan inerken gördüm. Buradan mı? Gözetlerden aşağı inerken gördüm. Şurada okuyordum yine. İçeride dedi bana. O zaman ben gidiyorum dedi. Nereye gidelim? Kumar köyü evine aramak. Gitti. İçmiş mi? Sonra Kemal Acar'ın kayboldu. Anne kaç! Siz o konuşmayı yaptıktan ne kadar süre sonra gördünüz ve ben gidiyorum da Kemal Köy'e dedi? O konuşmayı yaptıktan ne yaptı bana sonra takarım? Çıktı ben baba. Daha sonra çıktı. Atlayacak. Mesela seçim oraya gittiğini. Orada gezerken bir nerede bulmuşlar bu işareti? Elhan'ı tutturursak arka ayaklarını tutturamıyor. Kendi hastalığı da var ya. Çarşıda bir delik bulmuş. 2-3 tane delik var. Siz evsiz olduk yani. İlk günden belli. Sizin gördüğünüz gün ben Pınar Köyü'ne gidiyorum dediği gün cuma değil miydi? Cuma günü. Ne kadar süre sonra öğrendiniz siz kaybolduğunu? 2-3 gün sonra. Veya bir hafta sonra köylerden birisi söyledi. Akrabalarından. Daha önce hiç bu Pınar Köyü'ne gidip Defini aramışlığı falan var mıydı? Defini her tarafta arıyor zaten de. Pınar Köyü'ne gidiyor bilmiyorum. Senin eşin hep ölüyormuş. 30 senedir Defini'ye. Düştü baba baba. Geldi. Baba düştü. Olsa bir şey olacak. Böyle geldiği belliydi zaten. Bir şey olacak. Olmaz. Canım ararda bulamaz yani. Dönmeye çalışır da hayatta da dönemez şimdi. Senin haberin var mıydı onun Defini? Bilmiyorum ben öyle şey yapıyorum. Defini aramak bambaşka bir iş. Ne yapacağız şimdi? Defini bulup zengin olmak bambaşka bir iş. Onun için aradı mı diye soruyorum. Küçük olanın burada değil. 30 senedir diyor ilgiliydi bu defini işiyle diyor. Yok hadi bak. Eve bir şey de getirmedi.